Ömrünü dolduran ve dayanıksız olan binalar dönüşüme giriyor biliyorsunuz. İstanbul Bahçelievler'deki 40 daireli sitenin sakinleri de öyle yaptı. Bir müteahhitle anlaştılar. Daire sahipleri ara ara gelip son durumu kontrol ediyordu. Aralarından biri de mühendisti. Yeni yükselen binanın tavanındaki çökmeyi fark edip kullanılan malzemeden şüphelendi. Yapılan araştırma sonucu yeni yapılan binanın da çürük olduğu tespit edildi. Yani eskisi kötü diye, çürük diye çıkarken yeni bina eskisinden de çürük olduğu ortaya çıktı. Bu bina çürük çıktı. Alttan kolonlardan çalmışlar. Böylesi ancak filmlerde olur dedirten olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Çürük olduğu ortaya çıkan 40 dairelik site yıkıldı. Yerine yeni binalar yükseldi. Ama gelin görün ki depreme karşı dayanıklı olması gereken o binalar çürük çıktı. Alttaki kolonlar çürük. Eski demirler kullanılmış. Yıkılıp baştan yapılması lazım. İşte Bahçelievler'de burada bulunan binalar çürük diye kentsel dönüşüme girdi. Kentsel dönüşüm devam ederken binalar yükseldikçe burada evi olanlar gelip evlerini kontrol etmeye başladı. İçlerinden biri mühendisti. İşte o mühendis evi incelediğinde evinin çok sağlam olmadığını düşündü. Ardından da hem belediye hem de üniversiteye başvurdu. Çıkan raporlarda yapılan bu yeni binanın çürük olduğunu ortaya koydu. İşte yeni yapılan binanın çürük olduğunu gösteren o rapor. Bir üniversiteye ait, göçük tehlikesine vurgu yapılmış. Daha sağlam binalarda oturmak umuduyla evlerini boşaltanlar çürük raporuyla şokta. Eski binamız çürüktü ve bu sebeple yıkıldı. Yeni yapılan bina ondan daha çürük. Hem bakanlık, hem üniversite, hem de belediye işte bu binada incelemelerde bulundu. Bakın, örneklerin alındığı kolonlardan biri de bu. Alınan numuneler aslında çok acı, vahim bir gerçeği de ortaya çıkardı. Öyle ki projede belirtilen beton kalitesinin kullanılmadığı, kirişlerin uygun olarak inşa edilmediği, yine betonlarda yer alan işte bu demirlerin de standartların altında olduğu ortaya çıktı. Yani yıkılacak, tekrardan yıkılsın bence, tekrardan yapılsın. 40 yıllık binanın yerine yapılan çürük bina mühürlendi. Müteahhit güçlendirme yapılacağını söylese de bazı raporlara göre bina yıkılıp yeniden standartlara uygun inşa edilmeli. Bakın, binayı çürük yapan o inşaat firması Ayrıcalıklı Yaşam yakında burada. İşte bu reklamla buradaki dairelerini satışa çıkardı ama bina çürük çıktı. Şimdi belediye geldi, burayı mühürledi ve burası için yıkım kararı verdi ama müteahhit bu binayı yıkmak istemiyor. Yani ortada büyük bir belirsizlik, büyük bir mağduriyet var. Burada hiçbir insan evladı oturmaz, oturulmamalı. Burası şu an inşaat değil, tabuttur.